Şimdi sizleri çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan sesleniyoruz. Fuardayız yine ve T-MAG gıda makinelerinin konu olduk. Firmanın yöneticisi Sayın Serkan Turan ile birlikteyiz. Bakalım bize 10 yılı aşkın süredir birlikte olduğumuz bu firma hakkında neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar. Burada fuardayız Serkan Bey ve TÜYAP'ta gerçekten artık hani Türkiye'nin değil dünyanın kalbinin attığı yerden sesleniyoruz şu an izleyicilerimize. Burada gerek Türk müşterilerimize kavuştuğumuz gibi yabancı konuklarımızı da ağırlıyoruz. Sizlerin fuarlardan beklentileri nelerdir ve bu beklentilerinize kavuştunuz mu? Biz TİMAK makineler ikinci sefer katıldık fuarlara. Bu fuar da çok canlı geçiyor. Geçen katıldığımız fuar gibi. Biz beklediğimizi bulduk. Türk katılımcıdan çok, yabancı katılımcı çok fazla. Onlarla da kendimizi anlattığımızı düşünüyorum bu fuarla. Kendimizi sergilediğimizi düşünüyorum. Yani bu fuarların devamını diliyoruz evet. O zaman değil mi? Evet. TÜYAP'a teşekkür ediyoruz. Peki efendim burada 10 yıldır bizlerlesiniz. T-MAG olarak evet. Gıda makineleri dediniz mi artık bir marka olmuş durumundasınız. Bu T-MAG'ın nasıl doğduğundan başlayarak bugünlere gelelim mi? Biz 2002 yılında dayımlar Recep ve Mehmet Beker kurdu firmayı. Bir bilezikle kuruldu bu firma. Şu anda çok güzel yerlerdeyiz. 2008 yılında Cookie-MAG markasını kurduk. T-MAG makinenin altında devam ediyor Cookie-MAG. Gıda makineleri üretmeye başladık. İlk makinemiz kuru pasta makinesi. Bu alanda çok iyi olduğumuzu, çok iyi olduk diyebilirim. Bundan sonra farklı makinelere, gıda makinelere, farklı makinelerle ilerleyeceğiz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Sektörün ihtiyacına göre Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bu şekilde ilerliyoruz. İnşallah daha güzel günlere uzun yıllar boyunca ilerlersiniz diyoruz biz de. İnşallah. Burada gıda deyince sanıyorum kuru pastaya yönelik keyifli bir çalışma var. Makine anlamında evet, değil mi? Unlu mamiller, sadece doğru. Unlu mamiller sektöründe hizmet veriyoruz sevgili evet. Müşterilerinize. Hedefimiz de daha da ilerleyerek makineleri daha genişleterek belki de kapasiteyi artırarak bu işe devam etmek olacak. Kapasite deyince tabii ki hemen soru gelecek. Bir fabrikamız var ve burada evet. Bir çalışan sevgili işçilerimiz var. Onların sayesinde buralardayız. Onlara da teşekkür edelim. Buradan kaç kişilik bir ekip? Bizim 12 kişilik bir ekibimiz var. Daha da gün geçtikçe daha da büyüyoruz. Şu anda bu şekilde. Devam etmekte evet, çalışmalara. Peki efendim burada tamamıyla Türk imalatı var. Bunun üzerinde özellikle durmak istiyorum. Yani makinamız %100 yerli yani, üretim değil bütün mi? Bütün parçaları kendi fabrikamızda, kendi CNC makinelerimizde, otomatik makinelerimizde hepsi standart bir şekilde yapılıyor. Yani bütün parçalar kendimiz üretiyoruz ve bu parçaları birleştirerek topluyoruz. De sevgili müşterilere sunuyoruz. Evet. Bu muhteşem gıdaları yapmaları için. Hedef kitleniz kimler bu anlamda? Hedef kitleler başta pastaneler, unlu mamul üreticileri ve de paket kurabiye yapan firmalar. Peki efendim burada makina sektöründe tabii ki Türkiye'de bir ilk değiliz ama en iyilerden evet. Biri olmaz savaşındayız. Peki benzer firmalardan size ayıran özellikler nedir desem cevabınız ne olurdu? Bizim hizmet anlayışımız çok daha farklı. Biz maddi kısım bizde ikinci planda. Hizmet olayı çok önemli bizim için. Biz makinemizi verdikten sonra 7/24 servis alan yani şu var. Makine bizden ya da bir başkasının olsa bunu fark etmiyor. Üretici olduğumuz için biz diğer bütün markalara da evet kuru pasta makinesi yapan firmalar zaten yedek parça sağlıyoruz. Bu konuda da diğerlerinden öndeyiz diyebilirim. Yani iddialı izliyorsunuz. Yani burada o zaman sunduğumuz kaliteli hizmetin yanında ürün sonrasında sevgili müşterilerimizin de her daim arkasındayız diyoruz o zaman. Kaliteli hizmet, uygun fiyat, sonuna kadar arkasında olmak bizi her geçen gün bir adım daha büyütüyor doğru. Galiba. Ne diyelim, nice 10 yıllar olsun teşekkür diyelim size. Ederiz. Peki efendim burada gelelim ve bu üretimi yaparken ki hijyene ve kullanılan malzemelerin niteliğine. Şimdi biliyorsunuz bu tip malzemeleri kullanırken bu gıda sektörüne bir takım yani tüzükler, maddeler, uyması doğru. Gereken zorunluluklar var. Bunlar belgelerle sizler bunları sağlıyorsunuz. Bunlar hangi belgeler ve sizde var mı? Gıda makinelerini yaparken bütün ham maddelerimizin hepsi gıdaya uygun ham maddeler seçiliyor. Bunlar zaten
zaten firmalara verilirken hepsi belgeyle beraber veriliyor. Bizde CE, TSE gibi belgeler mevcut. Bunlar zaten garantimiz de bu arada 3 yıl. Makinede yani kimsenin vermediği garantiyi biz veriyoruz, 3 yıl garanti. Yani gıda ile alakalı olabilecek bütün belgelerimiz mevcut. Bu konuda da kimsede olmayan belgeler bizde mevcut diyebilirim. Peki yani. Efendim o zaman şöyle diyelim mi? Yani bizler yani sizler gibi firmaları seçerken hani nelere dikkat etmeliyiz ki doğru adreste olduğumuzu anlayalım ve sonrasında başımız ağrımasın. Bu anlamda hemen sanıyorum bunlar gelecek diye gittiğimiz değil mi? Bunun aslında dediğim gibi hizmet konusu çok önemli. Makine sattıktan sonra hizmet konusu bizde çok önemli. Yani zaten referanslara mı bakmak yani, gerekiyor? Evet. Bizim müşterilerimize soruyorum diyoruz biz. Bizle ilgilenen arkadaşlara. Bu konuda biz çok iddialıyız. Yani biz şöyle söyleyeyim. Makine verdikten sonra eğitim bölümü bizde normalde 2 saatte bitebilecek bir eğitimken biz 2 gün, 3 gün. Yani yanında duruyoruz. Makineyi nasıl kullanır, nasıl yapar? Geri ürünler katmak bağımında. Eğer herhangi bir sıkıntısı varsa usta bulmak gibi birçok konuda yardımcı oluyoruz. Yani A'dan Z'ye sevgili müşterilerimizin yanındayız desek herhalde en doğru cevap olacak. Bunu da benden değil direkt müşterilerimizden duymaları bizi mutlu ediyor. Yani bütün müşterilerimiz bizden memnun. Bizi öğrenmek isterlerse yani. Referanslar en güzel cevap galiba. Evet. Peki ne diyelim, inşallah uzun yıllar boyunca aynı başarılarla bizlerle olursunuz diyelim. Burada tüm Türkiye genelinde bir makinalarınızın dağıtımı ve ağımız mevcut. Hangi illerle hizmet veriyoruz Türkiye için? Yani Türkiye'de belli bir il kısıtlamamız yok. Aşağı yukarı çoğu kaç illerde. Kaç ilde varız? Şu anda 60'ın üzerinde makinamız var. İlleri inanın hatırlamıyorum. O kadar o çok fazla var. Yani hedefimiz 81 ilde o bulunmak diyelim. Bulunmak. 81 ile 81 makine diyelim. yurt dışında da farklı ülkelerde makinamız var. Almanya, Cezayir, Dubai, Avustralya. Şu anda aklıma gelmeyen birkaç ülkede yani var. Yani Türkiye ile kalmıyoruz. Yurt dışına da ihracat gerçekleştiriyoruz. Evet. Ve bu ülkelere ihracatımızı vermekle hem kendi adımızı hem de Türkiye'mizin adını yurt dışına taşımış oluyorsunuz. Yani elçiliğimizi üstlenmiş oluyorsunuz bir anlamda. Bunun için de size teşekkür ediyoruz ve gurur duyuyoruz. Peki efendim burada yurt dışına yolladığınız zamanki dönemde hani ürün yelpazenizin arkasında durma olayı yurt dışında nasıl geçer? Yurt dışında verdiğimiz makinelerde garanti olayımız çok daha farklı. Bütün yedek parçalarını makinenin yanına veriyoruz. Eğitim yaparken oynar parçalarını değiştirilmesi, bozulabilir. Zaten makine artık oturduğu için hani nerede hata çıkıyor, neresinde hata var otomatik olarak ekrana çıkıyor. Burasında hata var, bu parçayı değiştirin diye. Bu olayı bir sağlayacak. Şey standarta oturduğu için çok kolay artık. Komple elektronik şeması olsun, mekanik şeması olsun hepsi beraber gidiyor kullanıcılarımıza. Çok kolay bir şekilde değiştirip yerine takabiliyorlar. Allah'a süpersiniz yani. Dediğim iyi ki varsınız diyoruz. Uzun yıllar boyunca da bizlerle olursunuz. Başarılarınıza başarılar katarak inşallah buradan son olarak sevgili izleyicilerinize, müşterilerinize, dostlarınıza diyelim. İletmek istediğiniz bir mesaj var mı alın? Hepsine teşekkür ediyorum. Nice senelere diyorum herkese. Hep birlikte inşallah diyelim. Çok teşekkürler, saygılar olsun. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri TÜYAP'tan, Fuar'dan, TEMAK gıda makinelerinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakmadan önce artık gıda makineleri deyince TEMAK diyoruz. Söz merkez stüdyolarında.